Evet, şimdiki skecimizde bekarlığa veda konusunu işleyeceğiz. Ama galiba hanımefendilerin bekarlığa vedasına bir el kalktı oradan. Evet, bir şuraya bir mikrofon alabilir miyiz? Evet, hoş geldiniz. Ay, şu aşırı heyecanlıyım şu an. Bence bugün en çok bizim bekarlığa vedamız. Çünkü az önce ben evlenme teklifi aldım. Ne diyorsun ya? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Arada mı teklif ettin? Evet, az önce. Hatta insanlar falan... Ay çok heyecanlıyım şu an. Ama niye sahnede ederdin? Gel sahneye kardeşim, gel ya. Sen de teklif almamış gibi davran kız. Baştan yapıyoruz her şeyi. Gel abi, gel. İşte geliyor çiftimiz. İsim neydi? Hüseyin Esra. Evet, Hüseyin. Güzel bir konuşma yapmışsındır umarım. Hazırlamışsındır. Evet. Hüseyin abi bir daha düşün. Ulan her düğünde çıkıyor bu tipten de ha. Neyi düşünecek? Bulmuş gül gibi kızı. Hüseyin de enerjik, tatlı bir adam. Sen değiliz Hüseyin. Hakikaten bir daha düşündü. Tanıştığımızda ikimiz de daha çok küçüktük. Bu tanışmamızın üzerinden tam 4 yıl geçti. Bu 4 yıl benim... 4 yıl önce kaç yaşındaydınız oğlum bu? O 16, ben 17. 17 şu an? 21-20. Evet. Tamam, süper. Pardon, devam et. Çok küçüklük deyince ben böyle şey çocukluk aşkı gibi ama öyle... Pardon, böldüm, özür diliyorum. Yüzükte kaldım. Bir şey söyleyeyim, yüzük benimki kadar küçük biliyor musun? Şaka yapıyorum. Gücümüz buna yetti abi. Abi benim de öyle, sorma. Evet. Bu 4 yıl benim için iyisiyle kötüsüyle seninle birlikte en anlamlı günlerim oldu benim. Ben bu anlamlı günleri seninle birlikte ömür boyu geçirmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Yürü be! Cevap vermedi. Evet! İşte bu! Teşekkür ederiz abi. Tebrik ediyoruz çiftimizi. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Ayakların tir tir titriyor kız. Sen de mi diz çökseydin acaba? Ne o ayakta kaldı ya? Vallahi mutluluklar be. Bak görüyor musun? Doğaçlama oldu, daha güzel oldu. Kim o oradan bağıran? Diş çek! Bir daha düşün falan. Ya çok güzelmiş ya. Tam işte bekarlığa veda. Güzel bir evlenme teklifi izlediniz sevgili izleyenler. Şimdi biz de hanımefendilerin bekarlığa vedasını izleyeceğiz. Bekarlığa veba geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyelim. Vay be! Kızım nasıl da Tuğba'nın bekarlığa vedası için bir araya geldik ya? Nasıl da Tuğba yuvadan ilk uçup giden olur ya? Ya nasıl da aramızdan ilk evlenen oldu hakikaten? Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Nasıl? Tamam! Sakin ol! Evlilik manyağı gibi konuşma sen de. Saçmalama Ezgi, ben ne alaka ya? Nefret ederim. Yani? Ne öyle be? Tasma gibi tek taşı tak parmağına. Kuğu gibi ol, bütün herkesin gözü senin üzerinde olsun. Sürekli yanında biri. Beraber eğlen, birlikte gez. Canın sıkılınca dertleş. Ezgi bize evlilik aldı galiba. Üzülme. Ay çok üzülme. Sakın üzülme. Bir dur bak be. Ya of yine kapattı ya. Kim o? Tuğba'nın eski sevgililerini arayıp davet ediyorum. Neden? Ya bu kız bekarlığa veda etmeyecek mi? Allah. Eski sevgilileriyle vedalaşsın. Bu nasıl mantık? Bu nasıl mantık ya Rabbi, ver şunu. Saçmalama ya. Ben sana dedim davetli işini buna bırakmayalım diye. Ya aşk olsun ya. Ben bana verdiğiniz hangi işi yarım bıraktım? Tamam ya Tuğba'ya bir şekilde bir bahaneye çağırdın değil mi? Çağırdım. Gel otur şuraya. Ne dedin? Tuğba'ya ne dedin? Sana bekarlığa veda partisi yapacaklar ama ben gelmeyeceğim dedi. Allah'ım bütün sürprizi bozmuş. Ya bozmadım. Ben gelmeyeceğim dedim. Ama buradayım. Wow! Sürpriz olacak. Gerçekten çok büyük bir sürpriz olacak. Atal! Gel gel kız, gel gel. Durun, durun. Saklanayım, sürpriz bozulmasın. Durun. Sen durun. Ebru çıkma tamam mı? 2-3 saat çıkma orada. Tamam. Hoş buldum. Hoş geldin. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum.
bildiğini biliyoruz Tuğba. Oh, boşuna saklamama gerek yok o zaman. Olsun, böyle oldu ya. Bu da böyle olsun. Ya, çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Sizin düşünmeniz yeter. İyi ki varsınız. Ve iyi ki biz bize olduk. İyi ki Ebru'yu çağırmamışsınız ya. Gerçekten inanılmaz salak. Hiçbir şeyi saklayamıyor kız ya. Sürpriz! Ebru, ben de tam şaka yapıyordum. Aa, ne şakası? Anlamıyorum. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bana da moral oldu bu. Niye kız, ne oldu? Ya Ezgi, başımda bir kaynanan var. Başıma bela. Aa. Her şeye karışıyor sürekli. Evet, kına gecemde onun yüzünden yarım saatte bir kıyafet değiştireceğim. Aa, neden? Çünkü bunlar göçmenmiş. Ha. Ama nereden göçtüklerini bilmiyorlar. Evet, o yüzden her yerin yöresel kıyafetlerini giydirmek istiyorlar. Ya ne güzel, kostüm partisi gibi. Öf, ne güzeli ya, ne güzeli. Var ya, kadın inanılmaz geri kafalı. Şimdi benim burada bekarlığa veda yaptığımı duysa, benim başımın etini yer. Tamam bebeğim, tamam, sıkma sakin canını ya. Böyle zamanla alışırsınız bir şekilde. Ha? Yok ya. Yok gerçekten var ya, şeytan görsün o kadının yüzünü. Şirret karı. Bir daha umarım karşıma çıkmaz yani. Kaynanamı görümce. Ne alaka ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben çağırdım. Gerizekalı! Tamam, şöyle yapalım. Hiç pot kırmayın. Bir kahve içer yollarız, tamam mı? Pot kırmak yok. Yok yok. Tamam. Tamam. Böyle de kahve içmemişsin. Anne, telefonu çalıyor anne. Mehter, ben seni sonra arayacağım. Şimdi gelinime giriş yaptı. Hoş geldiniz Şikayet teyze. Anne demiyor anne. Duydum, bırak demesin. Ağzına da yakışmıyor zaten. Kız alemsin anne. Yavaş, ciğerimi çöktü. Buyurun. Heh. Buyurun. Buyurun oturun. Buyurun, hoş geldiniz buyurun tekrardan. Kahve içer misiniz? Hiç sevmem. Ama olur mu? Gelmişsiniz o kadar bir kahvemizi için. Bayılırım. Ben yaparım. Çok eğlenceli. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu kara kız haber vermeseydi hiç bilmeyecektik. Hem ne saçma adetler bunlar. Eskiden bekarlığa veda mı vardı? Olur mu efendim? Vardır. Siz bilmiyorsunuzdur. Ay, sana cahil diyorum anne. O kendine baksın. Ben Karaman koyunundan beri böyle kıvırcık görmedim. Ne alaka ya? Kahveler geldi. Ver tamam, tamam kızım. Buyurun. Sağ ol. Al rutubet. bu ne ya? Tuzlu bu. Siz kız tarafısınız. Ay, erkek tarafı. Salak. Sen beni öldürmeye mi çalışacaksın? Ya ben mutfağa gitmedim bile. Tamam, kaç, kaç. Alttan al. Şöyle yapalım Şikayet teyzeciğim, benim kahvemi alın. Hah. Ay, sen benim anneme artıkçı mı diyorsun? Hayır. Ha, sen benim anneme al benimkini, sana yeni kahve çok, benimkinin telvesini iç mi diyorsun? Hayır. Sen benim anneme ortalıkta dolaşma, fingir fingir koca arayacağına kitabinde yemeğini yap mı diyorsun? Tamam rutubet, abartma. Soruyorum anne. Yapalım o zaman. Ortam gerildi. Hediyeleri verelim. Evet. Yapmasak mı ya? Açmasak mı? Bu benim hediyem. Açmasak aslında çok daha güzel olurdu. O zaman açılmış. Siz bir de buna hediye mi aldınız? Yazık. Ver, açacağım. Ne olur. Oh. Öpüşme zili. Nezili, nezili. Nezili dedim, nezili. El öpmesi zili. Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Şikayet teyzeciğim? Bunu senin yanına koyuyoruz. Sen ne zaman elini öptürmek istersen ona basıyorsun. Tuğba da kalkıyor, senin elini öpüyor. Ha, güzelmiş. Ha, deneyelim. Ben Graham Bell'den beri böyle icat görmüştüm. Öpeyim Şikayet teyze. Aferin, aferin. Öpeyim. Sağ ol. Öp, öp. Sağ ol. Yeter! Yeter! Ya hayır, bu öyle bir şey değil. Bu benim kocamla aramda dudak zili yani. Anladın mı? Özel bir şey. Ay, dudak diyor anne.
Ben Aşk-ı Memnu'dan beri böyle rahatlık görmedim. Benim oğlumu seraya da atar bu. Ya ne serası, ayıp oluyor ama. Kız haydi diğer hediyeleri açın, ben çok merak ettim ne var? Yok bunu açmıyor. Haydi bakayım. Bunu bir bakayım. Bunu açmıyor. Bir bakayım. Tezver. Bakayım ne almış. Ay bu nedir? Kitap. Aa kitap. Bak ne kadar kültürlü arkadaşlarım var. Zevkle okuyacağım. Daha çok resimlerine bakarsınız. Kız insan insana bunu yapar mı? Ay bu ne? Bu bende kalsın. Ben evde bakarım buna. Genel kültürüm gelişsin. Gel buraya muhatap olma. Hey sırada ne hediye var? Hepsini açın görelim bakalım neler varmış. Yani artık umarım bunda düzgün bir şey vardır. Ya diğerlerine nazaran daha renkli. Ah. Ay en sevdiğim anne. Rutubet ne diyorsun? Hayır en sevdiğim renk diyorum anne. Vallahi hadi diğerlerini anladım da bu nedir? Bu şey Tuğba polis olmak istiyordu. Şey yapsın pratik. Çocukluk hayali. Aa ben daha çok dansöz olmak istiyor diye. Sus artık! Ben dedim. Ben benim oğlana dedim. Bu kız bizim ailemize yakışmaz dedi. Pardon bir dakika bir dakika ya. Ben sizinle evlenmiyorum Şikayet Hanım. Ben oğlumuzla evleniyorum. Tamam. Bak dili de pabuç kadar görüyor musun? Tamam sakinleşin. Ben içecek bir şeyler getireyim. Daha şato oyunu oynayacağız. Ne gerek vardı Ebru'cuğum? Bu istemiyorsa kesin oynayalım. Getir. Ne bu şat nedir? Bir anda dikiş anne. Kızım sen bunları nereden biliyorsun tövbe? Dikiş nakış kursundan anne. Anlat bakayım ne bu şat oyunu neymiş bu? Ben anlatayım. Şimdi şöyle hepimizin önüne bir içecek gelecek. Biri diyecek ki ben hayatımda daha önce hiç işte bir şey yapmadım diyecek. Eğer onu yapan varsa içecekten içecek. Tek bir kural var yalan yok. Neymiş bu içecek bakayım? İçecek derken ne o içecek? Şalgam. Şalgam. Oo severim doldur gelsin. Sağ ol kızım. Ben fincanları buradan alayım. Hadi bakalım. Çok eğleneceğiz anne. Saçmalama. Aklını biraz kullan. Ben şimdi bu gelinin foyasını nasıl ortaya çıkarıyorum bak şimdi bak. Önce siz başlayın. Büyüğümüzsünüz. Tamam. Ben daha önce hiç kayınvalidemin arkasından kötü konuşmadım. Yalan yok hani yalan yoktu. Al. Biliyordum işte. Görüyorsun değil mi? Biliyordum. Gör oğlum, gör bunu. Abine anlatalım bunları. Ama siz yalan söylüyorsunuz. Siz nasıl kayınvalidenizin arkasından konuşmadınız? Kes söz. Benim babaannem, babam daha küçükken ölmüş. Hadsiz bok. Ağzını topla Rütübe. Özür dilerim. Hadsiz mi? Ya siz yalan söylüyorsunuz ya. Söz mızıkçılık yapma. Hadi devam. Tamam. Daha önce hayatımda hiç internetten biriyle tanışıp buluşmadım. Daha önce hiç gizli evden kaçmadım. Daha önce hiç tanımadığım birine numaramı vermedim. Daha önce hiç biriyle buluşup, bir erkekle buluşup sabahtan akşama kalktım. Ay kız boşa içtim o kadar. Allah belanı versin Rutubet. Neler yapmışsın sen ya? Aman. Ben Erşan Kuneri'den beri böyle azgınlık görürüm. Kız eğleniyorsun. Tamam bozmayalım hadi devam edelim. Daha fazla üstelemesek mi? Yok devam edelim. Daha bunun pabucu hiç ortaya çıkmadı. Hadi sor. Tamam sıra bende. Düşünüyorum. Tamam. Ben daha önce hiç çıplaklar kampına gitmedim. Bu ne saçma bir soru ya? Hakikaten ne bu ya? Anne. Kız beni niye götürmedi? Şikayet teyzeciğim neler duyuyoruz ya. Gittim ama valla gözüm kapalıydı. Hiçbir şey görmedi. Ay kız, bana bir şey yaptı. Kız ne kapı? Çarpmasın kapıyı. Yok ya şey. Kim geldi? Bakacağız ona bakalım. Kim? Kim geldi? Aa, kim acaba? Kızım bunu da mı sen çağırdın? Ya kızım gerçek değil ki o. Gerçek itfaiyeci değil, sürpriz diye.
Merhabalar. Ben Bekir Sinsi. Yangın varmış, söndüreyim dedim. Ay, hortum mu o? Rutubet, kendine gel Rutubet. Ay, boş ver anne, eğlenelim. Geç şöyle bakayım itfaiyeci. Çıkar bakayım şu üstündekileri. Ne? Kız, Arap, ver müziği. Ay, tamam, veriyorum. Rutubet, kendine gel. Anne, eğleneceğiz anne. Ay, bu nedir ya? Matruşka gibi çocuk açlıkta açılıyor. Ay, anam mı sardı seni lahana? Soğuk oluyordu yani. Rütübet. Şş, anne, bana karışma. Karışma bana. Rütübet. Bana bak. Piknikçinin biri yangın çıkarmış. Söndürsene. Aşağıda elim ayağım titriyor. Allah belanı versin. Dayanamayacağım. Ay, gerçekten. Ay, anne, ne olmuş? Ne yaptım ben? Nuri Alçakılıklı. Dur. Ay, yaşadık ya. İyi misin Rutubet? Kız, hiç de hissetmedim. Kafam mı iğne? İyi misin? Şikayet teyze. O ayılsın, evde de döveceğim onu. Ama ne yapıyorsunuz ya? Şikayet Hanım, ne yapıyorsunuz? Görmedin mi yaptıklarını ha? Maymunun evladı. Ama kızınızı baskılarsanız olur yani bu. Evden de kaçar, başka tanımadığı birine telefon numarasını da verir. Bakış açınızı değiştirin. Veririm bana abi. Diyene bak. Bana diyene bak. Siz çok şeysiniz sanki. Ne var ya? Benim arkadaşlarım bana böyle şaka olsun diye bekarlığa vedamda böyle eğlencesine bir şeyler almışlar. Bunda ne var? Hiçbir şey yok. Bu çocuk. O bakkalın çırağı. Ay, bir de yanlış anlamayalım diye kat kat giyinmiş çocukcağız. Evet, hiç yanlış anlayamadım. Çok zorladım ama yanlış anlayamadım. Keşke yanlış anlasam anne. Sus. Evde konuşacağım. Yani biz senin, sizin bildiğiniz gibi kızlar değiliz. Anneciğim. Ay, anneciğim dedi. Duydum. Çok tuhaftır. Hoşuma da gitti. Anne diyormuş. Anne diyorum. Duydum Rutubet. Ben de buradayım. Ben ön yargılı davrandım. Halbuki sen çıplaklar kampı görmüş karıyım. O kadar laf ettim, burada benimkinin götü başı ayrı oynadı. Doğru. Ben 62'den beri böyle hata yapmadım. Bu zamana kadar yaptıklarımdan özür dilerim. Öp öp. Kız, gel gel. Ya. Ebru, teşekkür ederim. Her şey senin sayende. Ya, önemli değil. Laf olur. Abla, bu arada ben gideyim mi artık? Siparişleri var da. Vallahi sağ olun size de. Kız, itfaiyeci. Yani. Bari gitmeden numaran kaç, onu söyle. Abla, sen kendini söndürürsün bence. Al. Al abla. Oğlum, söylesene numaran kaç? 110. Kız, o nerenin alan kodu? Bak, hala kodu diyor. Kodu mu çocuğun? Aa, neyse, dur ya. Bana iş yapmadın. Yok, değil. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay 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 vay. Evliya giymeye gitti değil mi ya? Evet. Anne. Nereye gittin? Anne. Bir kelimeyle adam hani her tonlamayla aldı reaksiyonu. İnanılmaz anne. Evet, Skeci'nin yazarları Helin Elif Balcı, Ozan Sertdemir, Beste Bilir. 3 kişi birlikte yazmışlar ve işte geldiler zili çalmaya. Çalıyorlar. Helin'cim hoş geldin. Ozan, elinize sağlık vallahi. Böyle çok konsantre, çok iyi bir kayınvalide oynadın gerçekten. Teşekkür ederim. Kimse tipten de çıkmıyor. Ya biraz sonu böyle hızlı bağlanır gibi oldu. Bir de üstünüz bilmem ne falan bir şey oldu ama içeride ben hiç oyunu çok iyi çalıştı. Yani sistemde çok güzel çalıştı. En beğendiğiniz yerin neresiydi? Anne. Anne. Çok güzel. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.